Bayanlar baylar, herkese selamlar. Ben Alp. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım herkes iyidir. Muhabbet kuşlarında mama videosu talep vardı. Tekrardan bir mama videosu çekiyoruz. Malzemelerimizi, kullandığımız malzemeleri tanıyalım öncelikle. Yellow Mix. Hazır mama. Cedenin mamasını kullanıyordum ben. Bu mama cedeye göre daha iyi. Benim tavsiyem kesinlikle Yellow Mix'tir. Yani daha bir iştahla yiyorlar. Ve bunun içindeki karışım daha iyi. Bebe bisküvisi yine. Normal. Bunu ezdik burada. Katmer irmik. Mısır unu. Bağdat. Bağdat tarçın. Havuç. Haşlanmış yumurta. Yumurta da kıvamı katı olacak. Cıvık bir kıvamla değil. Yani yumurta suda kaynamaya başladıktan sonra 7 dakika falan beklemesi lazım. 5 dakika deniyor ama 7 dakika beklerse daha iyi olur. İçindeki yumurta cıvık olmaz, katı olur. Mısır kırığı. Mısır kırığı. Civcivimi de kullanıyordum ama bugün bitmiş. Onun dışında muhabbet yemi, çimlendirme, buğday çimlendirme. Çimlendirilmiş bir şekilde mamada ben göstermiştim ama yapamıyoruz, zor oluyor diyen arkadaşlar oldu. Çimlendirme ile alakalı da yine bir video çekeceğim. Şimdi mamayı nasıl hazırlıyoruz, ona geçelim hemen. Bebe bisküvisini eziyoruz. Bebe bisküvisini biz daha önce ezmiştik. Yani şöyle bir döveçle falan eziyoruz iyice. Yalnız un haline kadar getirmenize gerek yok. Yani her gün aynı mamayı vermenize gerek yok. İçinde ne kadar çok çeşit olursa, ne kadar çok çeşitli mama yaparsanız kuşlarınız için o kadar faydalı olur. Bizde kuş sayısı çok olduğu için biz günlük mama yapıyoruz. Siz kendi kuş sayınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bebe bisküvisinin içine irmik. Günlük mama hazırladığımız için bizim kuş sayısına göre yani yeterli oluyor. Bizim bir ölçümüz yok. Göz kararı yapıyoruz ama kıvamı her gün tutuyor. Yani mamanın kıvamı ne lapa olacak ne de böyle cıvık. Yani ne kuru ne de böyle cıvık. Biraz daha tarçın. Tarçının kızıştırıcı özelliği var. Bağdat tarçın ama. Diğer tarçınları pek yemiyorlar. Bunları şöyle alalım. Şu mamayı size bir yakından göstereyim. Kokusu falan böyle portakallı, mandalinalı. Çok güzel de bir kokusu var. Bakın bu hazır mama da bu şekilde. Çok güzel de bir kokusu var. Kıvamı falan da gayet güzel. Hazır mamayı da yine katıyoruz. Bu şekilde de karıştırabiliyoruz. Muhabbet kuşları büyük bir iştahla bu mamayı yiyor. Yani muhabbet kuşu düzenli mama verdiğiniz zaman kuşlarınız kesinlikle mama yiyecektir. Evet, güzel bir şekilde karıştırdık. Havuçlarımızı rendeliyoruz. Thank you.
Kuşlarınıza düzenli mama verir. Sağlıklı beslerseniz verim alırsınız. Yavru yumurta sayınız gayet güzel olur. Kuşların gelişimi açısından tüylerinin parlaklığı, renklerinin parlaklığı, hastalanma riskine karşı da sağlıklı düzenli beslenen kuşlar kesinlikle daha iyi olur. Bu videoya benzer bir video daha önce çekmiştim ben. Yine talep istek vardı. O yüzden tekrar bir video çekiyoruz. Rendemiz de biraz körelmiş. Mısır kırığını da yine toptancılarda bulabilirsiniz. Kırılmış mısır. Normal civcivler için olan civcivimi de kullanıyorum ben ama bugün kalmamış. Yine dibinde kalanı dökelim, ziyan olmasın. Yedi tane haşlanmış yumurtamız var. Yumurtaları kabuğuyla birlikte, bakın kabuğuyla birlikte kuşlarımıza servis ediyoruz. Güzel ince bir şekilde rendelendiği zaman kuşların yemesi, sindirimi daha kolay oluyor. Şimdi kuşlarımıza servis ederken de videomuza devam edeceğiz. Kuşlarımız nasıl büyük bir iştahla mama yiyor, hep birlikte görmüş olacağız. Evet, mamamız hazır. Güzel bir şekilde karıştırıyoruz tekrar.
kuşlarımıza şimdi servis edeceğiz. Ve kuşların nasıl mamayı büyük bir iştahla yediğini göreceğiz. Kuşlar şu an zaten mamanın hazırlandığını farkındalar. Mamayı bekliyorlar. Şimdi servise geçelim. Evet, mamamız hazır. Mamalıklara, yavrusu daha yavrusu çok olan kuşlara mamayı biraz daha fazla veriyoruz. Genelde kuşlarımız hepsi yavrulu yumurta olduğu için mamamızı şimdi servis ediyoruz. Evet. Babam yardım ediyor bize her zaman olduğu gibi. Kuşlara babam şimdi mamayı servis edecek. Kuşlar nasıl büyük bir iştahla mamayı yiyor göreceğiz. Al oğlum Ömer'i. Kuşumuz bir sevdadır kuş. Sevmeyen yapamaz. Bir aşktır, bir sevdadır bir kuş. Hem hayvana baktığın zaman onun hasta olduğunu, rahatsız olduğunu hemen bilirim. Çünkü ömrümüz bunlara bakmakla geçti. Bakın mama yemeye başladılar hemen. Mama yemeye başladı kuşlarımız. Mamayı verdiğimiz anda kuşlar hemen yemeye başlıyor. Şimdi biz biraz geriye çekildiğimiz anda daha da büyük bir iştahla kuşlar mama yiyecektir. Nasıl geliyor mamaya? Mamaya verdiğin zaman gel, yanıma geldi benim oğlum bu. Ben çıkayım oraya. Akbaşlardan bakın akbaş. Akbaş erkek nasıl mama yiyor. Yuvası da evet. Oo, yavrum bir tane çıkmış. Maşallah. Yavruyu da görmüş olalım. Yavrunun bir tanesi yumurtadan çıkmış. Bakın. Bakın dişi de hemen geldi yumurtalara. Yavruyu beslemeye geldi. Hadi bakalım bir besle yavrunu. Görelim. Herkes, seyircilerimiz görsün. Bakın yavrusunu besleyecek şimdi. Bizden tedirgin oluyor. Mamayı yedi. Hemen yavruya bakıyor. Bakın Coşkun da mama yiyor. Bunun ismi Coşkun. Coşkun'u soranlar vardı. Coşkun var, şapkın var.
Meşhur coşkun bu arkadaşlar. Hala da tüyde. Bakın mama yemeyen yok. Hepsi mama yiyor. Kuşlarım mama yemiyor diyen arkadaşlar görün, izleyin. Mamayı sizin gözünüzün önünde yaptım. Babamın yardımıyla birlikte kuşlara servis yaptık. Bakın hepsi yiyor. Bakın burada da parçalı yavrularla birlikte anne baba da yiyor. Mamayı yedi, yavruya kusuyor bakın. Yavrusunu besliyor. İlk parti mamamız bitti. Diğer kuşlara da şimdi mama hazırlayacağız. Kuşlarımıza servise devam ediyoruz mamamızı. İlk parti kuşlara verdik. Şimdi devam. Diğer mama vermediğimiz kuşlara şu üsttekilerin mamasını ben vereyim mi? Bunlara merdivenle çıkmamız gerekiyor. Buraya kadar verilmiş. Şöyle yapalım hemen bir dakika. Buraya kadar tamam. Verdim. Oralar hazır. Şurada kalır. Evet. Yavrularına güzel bakın. Mamayı. Mamayı yiyin. Yavrularınıza iyi bakın bakalım. Bakın maşallah yavrular. Çapkın, sen ne yapıyorsun oğlum? Bu da Çapkın. Bunun ismi de Çapkın. Çapkın var, maviş var. Coşkun var. Bu da benim yaptığım. Bu kuşlarımızın da yavruları büyüdü. Salma kafesi attık. Tekrardan yumurta dönemine geçtiler. Bakın hepsi büyük bir iştahla mama yiyor. Şöyle uzaktan çekeyim. Bunlar da beyaz amcim olur. Albino, kırmızı göz. Takımlarımız. Mamalarını hazırladık. Şimdi sularını değiştirip yemlerini tazeleyeceğiz. Bu taraf bitti. Şimdi bu tarafı vereceğiz. Yine eşe atmış olduğumuz takımlar. Bunlar hepsi yeni. Eş tuttular. Yumurta hazırlığı yapıyor. Çalışan demir baş tutmaz. Çalışıyoruz. Zaten oğlum burada bir tane vermediğimiz lazım galiba. Bir tane yavuz şey patlar. Bir kontrol edelim. Burada. Bunlarda. Hepsinde var. Şuraya mı vermedin?
Burada da var. Mamalık fazla olabilir. Mamalık çünkü fazla. Hepsinde var. Üsttekilerde de var. Salma kafesteki kuşlara. Burada salmada olan yavrularımıza veriyoruz. Bunun hepsini dökelim oraya. Oh. Bunun hepsini dökelim. Onlara ben fazla fazla verdim şimdi. Tamam. Bu yeni çıkan yemediğe başlayan yavrular. Yemediğe yavrularımız bunlarda. Yavrular biraz daha yetişkin kuşlara göre tecrübesi olduğu için hemen mamanın yerini bilip gelemeyebiliyor. Ama şimdi hepsi aşağı inecektir. Mama yemek için. Bakın tek tek iniyorlar aşağıya. Her renk var maşallah. Ortadakinin duruşuna bakın. Yarasa gibi duruyor. Ayağa falan takılmadı. Normal öyle akrobatik hareketler yapıyor. Oo, dışarı kaçtılar. Evet, bazıları böyle yaramazlık yapıp dışarı kaçıyor. Mama videomuz bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.